İnsan Kadir Gecesi'nde ne yapsa en karlı olur. Yani az sermaye harcayıp çok kar edecek. En az sermaye ile, en az gayret ile en çok nasıl kar eder Kadir Gecesi'nde? Bir, yatsı namazı cemaate kılınacak. Bak sıralamaya dikkat edin, tamam mı? Bir, yatsı namazı cemaate kılınacak. İki, sabah namazı cemaate kılınacak. İki, bak şimdi yatsı namazının cemaate kılınacak mevzusunu anlarsınız, orası tamam. İki, söyleyin. Canlı bir daha. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bir Ali olsa bir de Veli olsa. Bir Ali olsa bir de Veli olsa. Biz üçümüz Ali, Veli, Ahmet yatsı namazını kıldık cemaatle. Sonra Veli kalktı evine gitti. Vurdu kafayı yattı. Ali de burada sabaha kadar namaz kıldı. Ahmet, Ali, Veli ne yaptık? Biz burada yatsı namazını cemaatle ne yaptık? Kıldık. Sonra Veli ne yaptı? Evine gitti, vurdu kafayı, yattı. Ali sabaha kadar burada ne yaptı? Namaz kıldı. Sonra imsak vakti geldiği zaman, ben dedi şimdi cemaati falan bekleyemem dedi, sabah namazı cemaatin. Hemen dedi şurada kılayım, gideyim eve, yoruldum sabaha kadar da. Sabaha kadar 5 saat, 6 saat namaz kıldım burada, yoruldum dedi. Hemen kendi başına burada geçti bir kenarda, sabah namazını ne yaptı? Kıldı, eve gitti, yattı. Veli, sabah namazı vakti uyandı, kalktı geldi, burada biz Veli ile beraber cemaatte namaz kıldık. Fark anladınız mı arkadaşlar ikisinin yaptığını? O hani sabaha kadar hani namaz kılan Ali var ya, Ali'nin kazandığı, Veli'nin kazandığının böyle damlası olmaz. O sabaha kadar uyuyan Veli, o sabaha kadar namaz kılan Ali'den yani anlatamayacağımız kadar fazla kazandı. Tamam. Birinci Kadir Gecesi yapılacak en birinci iş söyleyin. Yatsı namazını cemaatle kılmak. İkinci sabah namazını cemaatle kılmak. Şimdi başka şeyler daha sayacağım. Sen sabah namazını cemaatle kılmadıktan sonra ötekileri şey böyle yani pudra şeker üzerinde. Yani sabaha kadar namaz kılsan bırak 3-5 rekatı. Sabaha kadar namaz kılsan o sabah namazını cemaatle kılmanın yanında ne? Söyleyin. Üzerindeki pudra şekeri böyle sadece. Başka bir şey değil yani. Karın falan ne yapmaz? Doyurmaz yani. Asıl sabah namazı. Tamam. Sonra teravih. İnşallah yatsıyı kılarız. Mevlam nasip eder. Teravihde ne yaparız? Kılarız. Yatsı namazı, cemaat. Sabah namazı, cemaat. Sonra teravih. Sonra iki rekat da olsa teheccüd namazı. Ne zaman? İmsak işte. Yani ezan okunuyor ya imsakla beraber. Ondan biraz önce işte. Yarım saat önce, 10 dakika önce, 5 dakika önce. Yatsı namazı, cemaat. Sabah namazı, cemaat, sonra teravih, sonra teheccüd, sonra sahur yapmak, sahur, otur çay iç. Sonra şöyle, sahur yapmak. Şimdi burada yatsı yıkıldık, teravih yıkıldık, gittin eve, ben dedin sabaha kadar uğraşamam, atıştır iki lokmayı, vur kafayı yat. Hayır kardeşim, gece kalkacaksın o saatte, yemek yiyeceksin. O saatte yemek yemek, bu gece yapılacak en büyük ibadetlerdendir. Ne yapmak söyleyin? Yemek yemek kardeşim. Yemek yemek. Yatsı namazı. Sonra sahur. Sahur derken kastım bu saatte yemek yemen sahur değil kardeşim. O saatte yemek yiyeceksin. Ondan sonra bu arasında da artık tesbih çekersin, Kur'an-ı Kerim okursun, kaza namazı kılarsın. Çok güzel olur. Harika olur. Ama asıl olan maddeler bunlar, sen bunları yapmadıktan sonra hocam geçeyim şu kenarda. İşte bir yani akşam namazından önceydi. İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. Eskiden tanırım. Hocam bu gece ne yapayım? İşte tabii bu kadar konuşamadım ona. Yatsı namazını zaten kılarsın cemaate. Sabah namazını da cemaate kıl. Hocam ben tesbih namazı düşünüyordum. Ne dersin? Kaza namazın var mı? Var hocam. Hocam ben zaten her gün tesbih namazı kılıyorum. Arkadaş kaza namazı olan bir adamın her gün tesbih namazı kılması akıl kârı değil ki yani. Sen sabah namazını cemaatle kılma, sabaha kadar tesbih namazı kıl. 5 kere arka arkaya tesbih namazı kıl. Hiçbir şey değil ya. Hiçbir şey değil. Tamam. Bir, söyleyin.
Arkadaşlar siz söyleyeceksiniz. Ben söyledim zaten. Dur bir dakika şimdi, bir dakika. Şimdi bu hani saydım ya maddeler. Bu maddeleri ben biliyor muyum? O zaman kim söyleyecek? Siz söyleyeceksiniz. Ben söyledim zaten. Ben dersi verdim de Allah Allah. Yani ben söyledim. Ben sıramı savdım. Sıra sizde. Bir. İki. Üç. Dört. Teheccüdü biliyorsunuz. Anladınız değil mi? Tamam mı? Yani gecenin sonunda kılacağınız. Hiç olmaz. İki rekat da yeter ya. İki rekatçık ne yapar? Yeter. Sonra? Sahur. Ondan sonra arada kaza namazı kıl. İmkanın varsa Kur'an. Ya yapmayın demiyorum. Yapın. Ama asıl olan bu ilk saydığımız beş tane. Sonra kaza namazı kıl, biraz Kur'an-ı Kerim oku. Mesela bir tesbih söyleyeceğim size. O tesbih Hazreti Ayşe Validemiz peygamberimize sordu aleyhissalatü vesselam. Çok kısadır. Hazreti Ayşe Validemiz sordu. Kadir gecesine denk düşersem nasıl dua edeyim? Peygamberimiz onu öğretti. Birkaç kere tekrar ederiz inşallah. Her yerde bulursunuz. Okuyun. Ondan alın bir 100 tane çekin, 500 tane çekin. Ama bu dediğim 5 madde arkadaşlar Allah'ın izniyle aksatmamaya çalışalım. Tamam mı? Özellikle en zoru sabah namazı. Cemaat. Özellikle en zoru ne? Sabah namazı, cemaat. Çünkü artık yoruldum diyeceksin. Tamam artık. Daha işte orada şeytan kandırır.